Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asumanoğur. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programıyla yeni saatimize saat 10.20'de tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. 17-19 Nisan Dünya Hemofili Haftası. Öncelikle biz broşürümüz var. Bunu sizlere gösterelim. Hemofili kanın pıhtılaşması ile ilgili bir sorun bildiğiniz gibi ve çocuklarda görülüyor. Yani bebeklerde, bebeklik döneminde teşhis edilen bir rahatsızlık ve 5000'de 1 görülüyor. 5000'de 1 oranı nadir hastalıklar dediğimiz bir hastalık grubu var. Hemofili de aslında nadir hastalıklar arasına giriyor. 5000'de 1 bebeğimizde, bir çocuğumuzda hemofili rahatsızlığı görülüyor ama gören kişinin de gerçekten hayatını çok dikkatli sürdürmesi gerekiyor. Çok ciddi tedavi altında görmesi gerekiyor. Kendine çok fazla, diğer insanlara göre daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kanama problemleri önemli. Dünyadaki son gelişmeleri konuşacağız bugün hemofilide. Zira Hemofili Kongresi de yaklaştı ve Hemofili Derneği Başkanı, Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Sayın Bülent Zülfikar konuğum, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hematoloji Uzmanı. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın efendim, hoş bulduk. Aslında gülümseyerek program açıyoruz ama hemofili hastalarını konuşurken kesin tedavisi olmadığını biliyoruz bunun. Sizlerin takibi ve kontrolü altında hem bebeklerimiz, çocuklarımız hem de erişkinlerimiz hayatlarını sürdürmek zorunda ve çok dikkat etmeleri gereken bir hayat yaşayacaklar birçok insana göre. Şimdi hemofiliyi duyanlar vardır, tam içeriğinin ne olduğunu bilmeyenler vardır. Bir hemofili hastalığı nedir? Bize tanımlar mısınız? Neden 5000'de bir görülüyor? Neden görülüyor bu hastalık? Efendim çok teşekkür ederim. Hakikaten bu önemli gün ve haftanın da buluştuğu bir dönemde davetimizden ötürü de tüm hemofili hastalarımız, kanama bozukluğu olan hastalarımız adına da özellikle hasreten kanalımıza teşekkür ediyorum zaten. Bizi teşekkür ediyoruz hocam. Üzere. Kanın pıhtılaşmasının bozukluğu bu. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan pek çok unsur var. Bunlardan biri damar yapısının bütünlüğü olması lazım. İkincisi kanın içinde bulunan hücrelerin tam olması lazım ki bir yaralanma, berelenme esnasında hemen o yaralanan yere bu hücreler hücum etsinler ve orada kümeleşsinler. O kesik, yırtık, sıyrık olan yeri kapasınlar. Sonra bir de bir takım maddeler kanın içinde bulunması lazım. Biz bunlara protein tabiatında maddeler diyoruz. Onların da gelip bir anlamda o birbirine kümeleşen hücrelerin üzerine bir sıva gibi örtmesi lazım. Bu işte asıl pıhtılaşmanın, yani fibrinin oluşması dediğimiz mekanizma budur. Bunun olmasıdır. Hemofili ise bu gelip oraya sıva yapmaya çalışacak maddelerin doğuştan itibaren eksikliği, azlığı, fonksiyon bozukluğunun sonucu ortaya çıkan, dolayısıyla durdurulamayacak kanamalarla seyredebilen bir hastalık olarak biliyoruz hemofiliyi. Şöyle, X kromozomundaki çekinik bir gen ile taşınan kanın pıhtılaşamaması hastalığı. Doğru. Bir şey diyeceğim, genetik hastalıklar son yıllarda arttığını düşünüyor musunuz? Bu genetik geçiş gösteren hastalıklar, X kromozomundaki problemler, sorunlar. Yani aslında şöyle, tabii hemofili X kromozomunda geçiş olan bir şey ama mesela von Willebrand faktör otozomal kromozomlarla geçiyor. O da gene hemen hemen benzer. Kızlar, erkekler, hemofili daha çok erkeklerde görülürken öbürü kızlarda, erkeklerde. Diğer nadir faktör eksiklikleri var, 7, 5, 10 gibi. Onlar da her iki cinste görülüyor. Öbür taraftan bakarsak tabii diğer alanlarda tıp çok ilerledi. Yani enfeksiyon hastalıkları, diğer pek çok hastalıkların çaresi iyi olunca o zaman nadir görülen hastalıklar daha fazla görülürmüş gibi oldu. Toplum içerisinde daha biz onları tanır hale gelmiş olduk. Mesela hemofili bunlardan biri. Hala eski kitapların çoğunda hemofili 20'li yaşları geçmez diye yazar. 10'lu yaşlardan sonra kaybedilir diye yazar. Oysa bu 50'li yılların bilgisi. 1960'larda bitmiş bir bilgi. Ama hala var, bunu içinde olmayan bunu tam bilemiyor. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes kadar yaşayabiliyor. 85'li, 80'li, 90 arada bir bu HIV virüsü, HIV virüsünden dolayı kan aldıkları için, kandan bulaşan maddeler de hastalarımıza, virüsler de bulaştığı için o dönemde de hayatlarını kaybedenler oldu ciddi ölçüde ama şimdi insanların kanından, plazmasından elde edilen ürünler kullanılıyor veya laboratuvarlarda elde edilen ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla hayatları diğerlerinden hiç farklı değil. Böyle baktığımız zaman toplumda tabii arttılar. O zaman hayatları farklı değil. Yani rahatlıkla kontrol altına alabiliyoruz. Hasta dikkat etmesi gereken şeyi biliyor. Siz zaten ne gerekiyorsa yapıyorsunuz. Peki hocam, hemofili hastaları tedavideki son yükleri geleceğiz ama ne kadar süre yaşatabiliyoruz günümüzde? Bundan 30-40 yıl öncesine göre baktığımızda nedir sağ kalım oranları? Şimdi ülkemizde yaklaşık işte 5000'in üstünde vakamız var.
diğer von Willebrand'ı, nadir faktör eksikliklerini bunları topladığım zaman 12.000, 13.000 oluyor. Dolayısıyla bir anlamda 100.000 kişilik bir aile topluluğu. Çünkü Tolstoy'un da meşhur bir sözü var. Her kederli kendi kederini yaşar. Yani bizim kinde de bizde ateş düştüğü yeri yakar diye söyleriz ya. Gerçekten ateş çok ciddi yakıyor burada. Yani çevre tamamen kendi içine kapanık oluyor. Dışa açılamıyor. Çünkü o sorunu çözmekle uğraşıyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hemofilinin tabii ortaya çıkışında, hemofilinin ülkemizdeki yaygınlaşmasında, tedavisinde bunlar hep son yıllarda büyük gelişmeler, büyük çabalar oldu. Ben burada şunu söyleyebilirim. Yaşama, ömür anlamına baktığımız zaman şu anda bir normal kişi ne yaşıyorsa hemofili de bunu yaşar. Yani hemofilisi olmayan kişiyle hemofilisi olan kişinin ömürlerinde bir farklılık yok. Ama bunun tabii olması gereken unsurları var. Yani tedavi var, takip var, düzenli yapılması gereken egzersizler, günlük aktiviteler var. Bunlar olursa bunun bir kayıp yok. Şimdi 17-19 Nisan'da zaten dünyadaki son gelişmelerin düzenlendiği 13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi'nde tedavideki son yöntemleri, neredeyiz, ne noktaya gidiyoruz, daha neler yapılabilir, doğru, zaten siz tartışacaksınız. Doğru. Peki, şunu söyleyelim. Bebeklik kalıtsal bir hastalık. Zaten bebekken ortaya çıkıyor. Nasıl teşhis ediliyor? Bir çocuk hekiminin tabii bunu anlayabilmesi gerekiyor. Bu vakalar yakalanması kolay vakalar mıdır? Hani hemen teşhis edilebilir mi? Ya da belki ilerleyen yaşta nadir de olsa ortaya çıktı. Nasıl anlaşılacak? Ne söylersiniz? Aslında zorluk galiba orada sizin cümlenizde. Yani nadirliği bir zorluk mu? Çünkü nadir olunca hekimlerin de bunu akıllarına getirmesi kolay olmuyor. Her fakülte bununla ilgili yeteri kadar hastaları olmadığı için öğrencilerine öğretememiş oluyor hemofiliyi. Dolayısıyla meslektaşlarımızın da aklına hemen hemofili gelmiyor. Zorluk burada. Akla hem gelirse, yani durmayan kanamalarda mesela çocuk bebeklikten itibaren bebek emeklemeye başlayınca oralarında buralarında morluklar oluyor. Anneler, evet, kucaklarını alınca veya o oyun parkında geldiği zaman göğsünün denk geldiği yerler, bunlar moralıyor. Dişler sürmeye başlayınca 6. aylar civarında o dişin sürdüğü yerler kanıyor. Erken sünnet etmişlerse, şimdi öyle bir toplumumuzda öyle bir kanaat de var zaten. Peygamber sünneti de öyle, erken aylarda yapılan. Dolayısıyla sünnet yerinin kanaması durmuyor. Bunlar akla getirmeli. Tabii çok vahim kanamalar biraz iş uzayınca akla getirtiyor da hafif şeylerde atlanıyor. Sonra oraya buraya çarpmalar sonrasında şişlikler oluyor kasların içinde, eklemlerin içinde. Tabii bunları ne kadar erken tespit edersek ileride olmasını, tekrarlamasını önleyebiliyoruz. Ve her tekrarlanan kanamanın bir sakatlık unsuru olduğunu bildiğimiz için onun da önünü almış oluyoruz. Dolayısıyla hemofilideki sorun öncelikle hakikaten bilinebilirlik, kamuoyunun bilinebilirliği ve bir de tolerabilitesi, tahammülü. Yani bu hastalar bir başka bir şey bulaştırmazlar. Yani toplumumuzun beyinleri sağlam, çok rahatlıkla toplum içerisinde yer alabilirler. Dolayısıyla yani bunları toplum kendi içerisinde çözebilir çok rahatlıkla. İyi organizasyonlar yapmak lazım, buluşturmak. Yani hekim-hasta ilişkileri kadar sosyal hayattaki ilişkileri çok iyi yapmak, yalnızlaştırmamamız lazım. Bizim nadir hastalıkların en büyük problemlerinden biri yalnızlaşma problemidir. Ailenin çektiği o sıkıntı sadece onların üzerine büyük olarak kalmamalıdır. Yani toplum bunu bölüşmelidir. Dolayısıyla sadece ilacını verip o ilacı için bedeli ödemek yetmiyor. Onunla hayatın içerisinde çözmek, işte okulları, iş hayatı, evlilik hayatı gibi hakikaten pek çok sorun var. Onları çözerek yapmak daha makul olabilir. Aslında şöyle, kan hastalıklarında halk arasında bilinen belirtilerden biri de hani biraz yorgunluk deriz ama özellikle geçmeyen morluklar vücuttaki bazı kan hastalıklarının işareti oluyor. Hemofilide de bunlar kanama dışında bir işaret, geçmeyen morluklar değil mi? Her türlü çocuğumuzda uzun süre geçmeyen morluklarda dikkat etmek lazım. Sık sık tekrarlayan. Hocam şunu da sorayım. Uzun süre geçmeyen morluk kavramı nedir? Yani kaç gün? Kaç hafta? Aslında şöyle. Buradaki kriter ne? Bir yere çarptığımız zaman malum hepimizde morarma, evet, olabilir. Çok sert çarptığımız zaman bunun süresi 14 gündür. Tamam. 14 gün içinde hani önce mosmordur. Yavaş yavaş kızarmaya, sonra kahverengileşmeye, sonra yeşillenmeye, sonra sararmaya ve kaybolmaya gider. Böyle bir süreci var. Maksimum 14 gündür. Bundan daha uzun sürüyorsa
O zaman burada bir problem var. O zaman onu hemen söyleyelim. Hocam hemofili belirtilerini az çok anladık. Nadir hastalık olduğu için hekimin aklına gelmeyen, bununla ilgili çok eğitim de alamayabiliyorlar maalesef. Aklına gelmediği için bazen de atlanabilen bir şey olabilir belki. İşte burada vatandaşın sağlık kültürünü arttırması lazım. Bizlerin buna katkı sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Hekimler elbette yakalıyor ama ola ki insanlıktır bu. Her kişi insanlar için. Bir kişinin daha fazla bilmesi bile hayat kurtarabilecek bir şey herhalde. Tedavi erken başlayacağız. Çok geç zamanlarda geliyor mu size hastalarınız hocam? Tabii ki, tabii ki. Yani bir defa bir ailelerinden geçtiği için üçte ikisinin veya yarısının, diğer yarısı genetik mutasyonla annenin o hamileliğinde oluyor ve dolayısıyla o ailenin geçmişinde hiç hemofili yok. İlk defa o zaman oluyor. Öbürlerinde o yarısında hemen hemen, yarıdan biraz fazlasında var. Dolayısıyla onlar bir erkek çocukları veya bir doğduğu zaman hocam bunda da var mı diye geliyorlar. Varsa tespit ediyoruz. Ona göre önlemler alıyoruz, yürüyoruz. Kolay. İkincisi ameliyat olmuş, bir sorun yaşıyor hastanede ve kanıyor. Teşhisi belli değil. En zor tarafı o. Orada her şey birbirine girift olmuş, karışmış. Orada çözebilmek hakikaten uğraş. Üçüncüsü sizin söylediğiniz geç gelmiş olmak. Maalesef geçmiş yıllarda bu kanamaların yaptığı sakatlıklar ülkemizde hala hastalarımızın önemli bir grubunda bu sakatlıklar var. Dirsekler yeteri kadar açılıp kapanmıyor. Dizler açılıp kapanmıyor. Maalesef geçmişte bir kısmının kafa içine kanamalar olmuş. Ona bağlı zihinsel problemler var. Yani dolayısıyla geç gelenler var. Burada bize düşen o başlangıçta söylediğim o sorumluluğu, o yükü azaltabilmek ama o yükü de doğru bilgiyle azaltabilmek tabii. Ama ben gene de bir insan, bir hasta yakını olarak bir hastalanabilecek bir sonuç hepimiz hastalanız bir gün. Ya bunların atlanmasını ben çok kabul edemiyorum. Yani bir hekimin çok boyutlu düşünmesi gerek. Böyle düşünmüyorsa başka bir şekilde problem vardır diye düşünüyorum ben. Benim şahsi kanaatim. Ama katılıyoruz zaten bir hekim. Teşhis eder, işte tedavi eder falan ama danışır da. İçinden çıkamadığını bir üste danışır. Zaten hekimliğin ustalığı burada. Hı hı. Hepsini bilmemiz mümkün değil ki. Hı hı. Ben emin olun hala o kadar çok hastam için o kadar çok meslektaşımla danışırım ki. O çünkü hastamıza en iyi neticeyi sunmak için çok ideal bir yöntemdir. Genç arkadaşlara da tavsiye ederim. Bunu denesinler. Denesinler. Ben sizle çok eski 8-9 yıl oldu herhalde tanışalı. Bir kitap çalışması için röportaja gelmiştim sizle. O zaman hasta öykülerinden oluşan bir kitap yapıyorduk. O zaman anlattığınız hikayelerden ve o muayenehane ortamınızdan bu dedikleriniz şimdi kafamda çok daha iyi canlanıyor ve oturuyor aslında hocam. Onu da söylemek isterim. Sağ olun. Hocam... Kanama çeşitlerine bir gelelim. Şimdi kanamanın bir orta şiddetlisi var. Daha şiddetli olanı var. Az şiddetli olanları var. Biraz bu kanama tiplerini siz hemofili uzmanları nasıl tanımlıyorsunuz? Hangi sizin için çok daha riskli bir boyuttadır? Hayati tehlikeye bile dönebilir. Biraz açıklar mısınız bize? Çok doğru. Yani hakikaten öyle. Bir yüzeyel kanamalar var. Yani kesikler, sıyrıklar, morluklar dediğimiz şeyler. Bunları üzerine pres yaparak, antiseptik solüsyonlarla veya temiz su sabunla yıkayarak, üzerine basarak veya gerekirse biraz sararak bunu önleyebiliriz. Ama bundan öte kas ve eklem kanamaları var. Bunları orta şiddetle kanamalar diyoruz. Kasın içine vurduğu zaman, çarptığı zaman, düştüğü zaman veya işte sporcu yaralanmaları veya günlük hayat içerisinde olan onlar önemli. Orada çünkü tekrarlarsa orada kıkırdağa hasar veriyor, kasa hasar veriyor ve bir süre sonra kişi ağrı duyma. Kanama o kadar ağrılı bir şeydir ki kasın eklemin içine olan kanamalar müthiş ağrılıdır. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani ağrı kanama deyip geçmemek lazım. Ağrı. Dolayısıyla kullanamıyor insan o ağrıdan dolayı. Fleksiyon bükülme tarzında esnekliği kayboluyor. Esnekliğini kaybediyor. Harika. Deformite haline geliyor. Üçüncüsü de hayati kanamalar diyoruz biz ona. O ağır kanamaları hayati kanama olarak adlandırıyoruz. Kafa içi kanamalar. Bunların tamamı büyük küçük hayati kanamalardır. Çünkü orada bir takım merkezlere bası yapar. Solunum merkezine, dolaşım merkezine vasıtayı kaybedebilir. İki, hava yolu çevresine olan dil ve hava yolu çevresine olan kanamalar hayati kanamalardır. Çünkü solunumu engeller. Üçüncüsü gastrointest, mide bağırsak sistemi kanamaları hayati kanamalardır. Çünkü durdurulamayan kanamalar olur ve hasta o kanamalar esnasında kaybedilebilir. İç kanamalardan bahsediyoruz. Evet, iç kanama dediğimiz. Bir de sırtımızın ve omurgamızın iki yanında psoas kasımız var. Bizi dik tutan, omurgamızı dik tutan kas. Bu kasın içine olan kanamalar da hayati kanamalardır. Çünkü yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru gider ve alt bacakları yöneten sinirler üzerine bası yaparak kişi bir anlamda felç şekline getirebilir.
erken müdahale etmezsek. Dolayısıyla bu üçe ayırdığımız yüzeyel kanamalar, orta ve orta şiddetteki kas eklem kanamaları ve hayati kanamalar diye özetlemeye çalışıyoruz. Hocam özellikle şimdi bazı travmalara bağlı olarak özellikle travmalarda biz bu ani kanamaları da görebiliyoruz. Hemofili hastaları bir Allah göstermesin trafik kazası geçirir, beyin kanaması vesaire geçiriyorsa çok daha işleri zor bir grup herhalde ama değil mi? Böyle bir... Üç tane şey sorundur orada. Bir, travmalar, her türlü travma yani düşmeler, kalkmalar. İki, kazalar, her türlü kazalar. Çünkü herkesin başına gelebilir ama bizimkilerde ekstra. Mesela bir şey anlatayım. Bizim dört tane hemofili hastamız Bolu'dan Zonguldak'a aynı arabada gidiyorlar. Ve trafik kazası yapıyorlar. Zonguldak Devlet Hastanesi'nde acilinde dört tane hemofili hastası trafik kazası geçirmiş. Gülüyorum çünkü bereket çok ağır bir kaza değil. Sonradan benle de irtibat, bu kadar gülümseyerek benden irtibat sağladılar. Hemen alelacele ilaçlarını yaptırdık ettik. Şimdi dördü de maşallah iyiler. Ama bir hekimin başına bundan daha sıkıntı. Dört tane şey hasta aynı arabada hemofili. Hocam bu dört hasta nasıl bir araya geldi? Grup sizin sosyal gruplarınız falan da mı evet, var? Evet var. Bizim genç hemofili grubu var. Onların kendi iletişimleri var. Bir de tabii biraz da akrabalık öyküsü de var. Hani yarısında bahsetmiştim. Şimdi bu tarafı işin bir başka tarafı ama öbür tarafında hakikaten bizim hemofili hastalarına... Yani birkaç noktada bir yaşantı öğretmemiz de gerekiyor. Yani bu yaşantılarını iyi öğrenirlerse bir defa eskisi gibi değil, spor yapmasınlar demiyoruz. Kanda şimdiki gibi hemofilik defa ilaçları var, tedavisini çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Onu kullanırlarsa spor da yapabiliyorlar. Bizim mesela sporda başarılı olmuş hemofiliklerimiz var. Dünyada işte dağ krosunda, dağ bisikletinde önde birinci olmuş insanlar var. Karate'de birinci olmuş insanlar var. Ama tabii çok kontak sporlar yapsın istemiyoruz. Yani boks yapmasınlar, güreş yapmasınlar. Diğerlerini yapsınlar. Travma riski olabilecek hastalıklara girmesinler. Evet. Kendilerini korumaları lazım. Şimdi bir kanda belli bir seviyeyi tutururlarsa verdiğimiz ilaçlarla, faktörlerle onların günlük hayatlarını çok rahat geçirmelerini sağlıyor. Eskisi gibi aman bunlar fanus bebeğidir, aman içeride tutun falan onu demiyoruz. Ne kadar hareket o kadar bereket. O kadar güçlü vücut demektir o. Hocam tedavileri de gelmeden önce şeyden dem vurdunuz aslında. Bu da politikaların bu anlamda hekim yetiştirme politikalarına da ışık tutacak bir şey. Dediniz ya 4 tane hemofili hastası aynı arabada. Ben 4 tane hemofili konusunda uzman hekimin 4'ünün aynı arabada olup kaza geçirme riskini düşünmek bile istemiyorum. Evet. Çünkü uzmanlaşma da bu konuda az. Çok doğru. Çok doğru. Bu hastalıklar bile nadir hastalıklar olduğu için belki para açısından düşünen hekim de var. Belki çok yorulabileceğini düşünen, üzüntü duyabileceğini düşünen hekimler de var. Doğru. Tercih edilme oranı azdır. Kaç uzman var hemofili hastaları? Şu anda kaç dedik hocam Türkiye'de? Galiba 9 bin 10 bin. 9 bin 10 bin hemofili hastamız var. 5 binde bir görülüyor. Bu 9 bin 10 bin kişiye bakan kaç hemofili konusunda uzman insanın gücümüz var? Yani aslında tabii multidisipliner dersek yani çünkü sadece hematologla, hematoloji uzmanıyla olmuyor. Yani da ortopediste de ihtiyaç var, nükleer tıp uzmanına ihtiyaç var, genetik uzmanına ihtiyaç var, iyi bir fizyoterapiste, fizik tedavi uzmanına ihtiyaç var, diş hekimine ihtiyaç var. Biz bu multidisipliner yapıyı sağlamış merkezlerden biriyiz. Zaten biz hemofili mükemmeliyet merkezi sertifikası da aldık Avrupa'dan. İzmir'de var, Adana'da var. Böyle baktığımız zaman onu geçmiyor maalesef. 10 bile olmuyor. Ama onun dışında hemofili reçetesi yazan, hemofiliye ben de böyle baktım diyen bizim daha önceki tespitlerimizde 156 tane yer var şu gün Türkiye'de. Ama bu kadar olması gerekmez. Multidisipliner olması gerekir. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi iyi organizasyon gerekir. Kaydı teşvik olmayan hasta lazım. Olmaması lazım. Uzmanların da uzmanlaşmaya teşvik edilmesi tabii. Gerekiyor. Çünkü az hastayla uzmanlaşılamaz ki. Merkeze geldikçe orada uzmanlaşılır. Bunların ameliyatı yapılır, bakımı yapılır. Çok doğru yani ona tamamen katılıyorum. Zaten hematoloji uzmanımız da Türkiye'de az. Siz onun üzerine hemofili üzerine uzmanlaşıyorsunuz. Bunlar da devletin, işte YÖK'ün, Sağlık Bakanı birlikte karar verip uzmanlığı teşvik edici çalışmalar yapmasıyla bizim olacak bir şey. O konuda bir arzumuz var. Zaten Sağlık Bakanlığımızda onun yönetmeliği var. Kalıtsal kanama bozuklukları yönetmeliği var. Onu yayınladığı takdirde hemofili merkezleri belli olacak. Hastaların gideceği yer belli olacak. Bir oraya, bir buraya, bir buraya gitmeyecekler. Dolayısıyla ülkemizde bu kadar hastayı çok rahatlıkla 30 kaç tane, 40 tane yer... Hemofili hastaları hangi Türkiye'de, İstanbul'da, Türkiye'de kaç merkezde yani hizmet alabiliyorlar? 30 tane olsa bu işin tam adını, sertifikalı belirlenmiş olur. Hastalar buralara çok rahat, yani kendileri de kayıtlı olur.
Öyle olursa mesela bunların her sürekli hastaneye gitmeleri gerekmiyor. Hastalık belli. Bunun ilacı da belli. Eve gönderilir. Biz şöyle diyoruz. Çocuk hastalar 4 ayda bir, yani bu eder senede 3 kere. Tamam. Büyük hastalar 6 ila 12 ayda bir, yani senede 1 veya 2 kere. İnhibitörü olan vakalarda 2 ila 3 ayda bir. Bu da senede 6 ila 4 ila 8 kere doktora gitsinler yeter. Bunun ötesinde gitmelerine gerek yok. Evlerine ilacı da gidebilir, fizyoterapist gidebilir, tamam. Evine hemşire gidebilir, öğretebilir aileye iğneyi nasıl yapacağını, edeceğini. Yani bunlar çok zor şeyler değildir. Bizim bu organizasyona katkıda bulunmamız gerekiyor. Hemofili hastaları diğer insanlardan farklı yaşayacak bir durumları yok. Zaten sizler bir şekilde daha özverili çalışarak onların takibini, tedavisini yapıyorsunuz. Tabii nadir hastalıklar deyince benim aklıma şu da geliyor. 2000'de bir görülüyorsa bir hastalığa nadir hastalık biz diyoruz ve şu boyutu geliyor aklıma. Bir hastalık nadirse o hastalığın tedavisi için yapılan Ar-Ge çalışmaları, ilaç çalışmaları, tedavi çalışmaları da daha nasıl söyleyeyim? Ağır gidiyor. Daha ağır gidiyor. Daha ihmal edilebilir. Daha yapılmayabilir. Daha çünkü çok para kazandı. Sonuçta biz ilaç piyasası için son yıllarda daha çok zikrediyoruz. Tam bir büyük sermayeleri olan, tamamen paraya odaklı iki varlar. Ticari kuruluşlar olduğunu söylüyoruz. Yatırımın da az olduğunu düşünüyorum ama bu ışıkta böyle gitse de bir şekilde hastalarımıza biz tedavi çözümleri sunuyoruz. Siz de dünyadaki son gelişmeleri kongrenizde konuşacaksınız. Hem ilaçlarla bağlantılı hem de genel çalışmalarla ilgili ne söylersiniz bana? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa ticari kuruluşlar olmasalar bu konuyla ilgili ürün üreten hiçbir yer bulamazdık. Yani devletlerin milli politikaları var ama her ülke bunlara ilişkin şeyi üretmiyor, ürünleri üretmiyor. İyi araştırma yapmak lazım, araştırma laboratuvarlarının iyi olması lazım, uzmanların iyi olması lazım. Nitekim bu kanallar vasıtasıyla hem akademisyenler hem de buna destek veren ticari kuruluşlar vasıtasıyla bugün hemofilide faktörler var. Şimdi bir de etkisi uzun olan faktörler var. Yani daha evvelden yapıp 8 ile 12 saatte etkisi geçen ilaçların yerine 24 saat, 100 saat, 156 saate kadar giden faktörler üretildi. Bu son yılların en büyük gelişmelerinden biri. Bir başkası gen tedavisi. Yani hemofilide şifaya gidebilir miyiz? Aslında genetik hastalıkları şifası zor. Tamamen ortadan kaldırabilir miyiz? Artık konuşuyoruz. Mesela bununla ilgili hemofili B'de çok başarılı çalışmalar var. Tamamen bitmiş gibi görünmüyor ama bunlar 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır hiç ilaç almadan ağır olanlar hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalar hemofili A için de yapılmaya başlandı. Bunları göreceğiz. Önümüzdeki hücresel tedaviler, hücrelerle tedaviler, bizim kongremizde de bunlar konuşulacak pekala. Dolayısıyla yani hemofilide hakikaten son yıllarda pek çok gelişmeler var. Operasyonlar çok kolaylaştı. Değişik ameliyatları çok daha iyi yapabilir hale geldirdik. Kanamayı durdurmak için lokal ilaçlar var. Şimdi lokal ilaçlardan istifade edebiliyoruz. Bir takım spreyler. Çok daha kan ihtiyacı olan insanlar bunlar ameliyat sırasında, operasyon sırasında. Tabii eğer önlem almazsak ameliyat sonrası kanamalar vahim de olabilir. Bunun önlemlerini alıyoruz ve hastalarımız çok rahatlıkla ameliyat oluyorlar. Yani bizim sünnetlerini yaptığımız insanların sayısı 500'ün üstüne çıktı. Bizim büyük ameliyatlar yaptığımız hastalarımızın sayısı 200'ün üstünde. Radyoaktif sinovektomi dediğimiz eklem kanamasını durdurmaya yönelik tedaviler yaptığımız 600-700'ün üstünde. Yani bunlar bu son bizim neredeyse 1997'den itibaren çok daha aktif ben hizmet veririm. 20 yıl oldu bu alanda. 20 yıl içerisinde hakikaten çok yol aldık. Bunu tabii ülkenin geneline kalıcı olarak da yerleştirmek arzumuzdur. Çünkü arkadan geliyor. Arkadan yeni hastalar geliyor. Çünkü yeniden doğumlar var. Bunun önünü almak mümkün değil. Bir de tabii ailelerde o fırsatı tanımak. Ailelerin hastalığı olmayan yavru doğması için bu preimplantasyon tekniklerini uygulamak. Yani doğum öncesi teknikleri uygulamak. Bu yolları da seçmek. Genetiğin bir önemli bir kısmı da bu. Bunlar da tabii yeni yapılacak şeyler. Gen çalışmalarının nereye ulaşacağını siz düşünüyorsunuz kendi branşınızda? Hani bir ihtimal var dedik ya, hemofili tamamen geçen bir rahatsızlık değil. Sürekli takip, evinde de takip edebilir. Doğru, sürekli ekibe gitmesine gerek yok dediniz. Siz bu hastalığın tamamen ortadan kalkacağını umut ediyor musunuz bir gün? Valla. Geçit tedavisinin kesin olabileceğini. Şimdi 3 basamaktı burada tedavi. 1- şifaya ulaşmak, gen ve hücre tedavisi. 2- şifaya ulaşamıyorsak hastalığın belirtilerini önlemek. Buna da profilaksi diyoruz. İlaçlarını önceden alırlar, kanamaları olmaz. Tamam. Hayatlarını. 3- sorun olmuş hastalarımızda da kanama, işte diş tedavisi, fıtık ameliyatı gibi bütün bu sorunlarda o anda ilacı doğru verip önlemek.
Bu üçüncüyü yapabiliyoruz. İkinciyi de bugün 2007'den beri ülkemiz, Sağlık Bakanlığımız izin verdi. Sosyal güvenlik bedelini ödüyor ve yapıyoruz. Birincisini gen tedavisinde ise biraz emekleme dönemini geçtik diyebiliriz. Gen tedavisi ileriye gider. Yanına bir takım eklemeler de var. Yeni tedavi alternatifleri var. Farklı yollardan kanamayı durduran ilaçlar üretiliyor. Ben geleceğin daha parlak olduğunu düşünüyorum hemofilide. Şu 1950-60'tan bu yana baktığımızdan geldiğimiz yolla pek çok nadir hastalık, yani diğer adıyla da yetim hastalıktansa hemofilinin çok şanslı olduğunu, şifaya gidebilecek olduğunu düşünüyorum. İnşallah hocam, ama en önemli sorunlarımızdan biri benim anladığım insan gücümüz eksik. Hemofili tedavisi yapabilecek Türkiye'de 10 hekim var. Yani tam bu hastalığı merkez olarak söylüyorum. Merkez olarak var. Bunların artırılması lazım. Hemofili hastalarının tedaviye daha rahat erişebilmesi, hekimin ulaşılabilir olması lazım. Sanıyorum burada biraz sıkıntılarımız var. Yani bir kanama olduğunda, bir kriz olduğunda hemen danışacak merkez, bu konuda daha çok bilgi sahibi olabilecek sağlık personeline de ihtiyacımız var. Sanıyorum aile hekimlerinin de bu konuda biraz eğitilmesi gerekiyor. Birinci basamağı madem biz teşvik ediyoruz sağlık politikaları nezdinde, biraz herhalde bunlara da ihtiyaç var. Her türlü hekim ve diğer sağlık çalışanları ve biz vatandaşlar da bu konuda üstümüze düşeni herhalde yapmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Sizle vedalaşmadan günün fotoğrafını vermek istiyorum. Her yayın sonrası bir fotoğraf veriyoruz. Letonya'da bir hastane efendim, ekranlarınızda görüyorsunuz. Restoran, hastane, kafe. Restoran hastane şeklinde inşa edilmiş. Gerek var mıydı bilmiyorum. Hastane fobisi olan insanlar vardır ama böyle bir dekor yapmışlar. Biz de size bunu paylaşalım istedik. Bir şeyi söyleyeyim. Buyurun hocam. Bu pazar günü, yani önümüzdeki pazar günü 17 Nisan hemofili günü. Bütün hemofili ailelerini, bütün hastalarımızı Şişli'de hemen caminin karşısındaki otelde ücretsiz gelmelerini istiyoruz. Bizim zaten o bilgiyi tek tek hekimlere öğretmektense bütün hastalarımıza öğretiyoruz. Ben bu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde gitmediğim şehir hemen hemen kalmadı. Hepsiyle de yüz yüze olduk ve onlar hastalıklarını öğrenirlerse hekimler de onlara daha iyi davranır. Daha bilgi, ilaçlarına daha çabuk ulaşabilirler. Halka çok daha açık yararlı bir kongre. Olur. Şimdi bilimsel hem bilimsel 17 Nisan öyle, sonra arkasına 18-19 o bilimsel olarak devam edecek. 17-19 Nisan'da zaten siz gerekli duyuruları hastalarınıza yapıyorsunuz. Ekranlardan gene duyurmuş olalım. 17-19 Nisan'da Şişli'de caminin karşısında bir otelde dünyadaki son gelişmelerin hemofili alanında konuşulacağı bir etkinlik var. Tüm hastalarımız ve tabii ki hematologlar, sizin meslektaşlarınız davetli. Umarım çok daha güzel sonuçlar elde ederiz. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Yıllar sonra sizi burada ağırlamaktan çok memnun oldum. Bir kitap çalışmasında birlikteydik. Gene inşallah ağırlama fırsatı oluruz. Belki çok güzel hasta öyküleriniz var sizin. Onları konuşma şansımız olur. Süren bitti. Başka yayına inşallah. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Çok Sayın teşekkür Bülent Zülfikar, Türkiye Hemofili Derneği Başkanısınız. İslam Üniversitesi Öğretim Üyesisiniz. Birçok titriniz var aslında ve hematoloji uzmanısınız söyleyelim. Çok çok sağ olun efendim. Değerli izleyenler, sağlık raporunu tamamladık. tvnet.com.tr web adresimizden tüm yayınlarımızı tekrar izleyebilirsiniz. Her yayın sonunda ne diyoruz? Sağlığınızı korumanız, geliştirmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Yarın yeni saatimizde 10:20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.